Son 50 yıl içerisinde ortaya çıkan sayı istasyonları ya da diğer adıyla numara yayınları, nereden geldiği bilinmeyen, kaynağı belirsiz, genellikle kadın sesi olan esrarengiz radyo yayınlarıdır. İlk olarak 1. Dünya Savaşı'nın ardından bu belirsiz ve anlamsız radyo yayınları duyulmaya başlamış ve o tarihten itibaren esrarengiz sayı istasyonları pek çok teoriye konu olmuştur. İki çeşit özel radyo frekansı vardır. Bunlar FM ve AM. FM frekans modülasyonu ismini alırken, AM genlik modülasyonu isminde olup, AM frekansında doğal sesler ve parazit sesler daha yoğundur. Ayrıca hava koşullarından çok çabuk etkilenmektedir. Bu yüzden genellikle FM frekansı daha kaliteli yayın sağladığı için tercih edilmektedir. AM modu ise daha çok Rusya, Çin, Küba, İran ve Romanya gibi ülkelerde kullanılmaktadır. AM, FM yayınına göre daha kalitesiz olsa da avantajı, hava koşullarının iyi olduğu takdirde menzil mesafesinin FM'e göre 10 kat fazla olmasıdır. Ayrıca AM frekansı hava ve gemi iletişimi ile radyoculukta da kullanılmaktadır. Sayı istasyonları teorisi de bu parazitli yayınların içeriğinde belirsiz ve anlamsız gizemli rakam okunuşlarının duyulması üzerine ortaya çıkmıştır. Gizemli şekilde genellikle bir kadın tarafından sayıların okunduğunun tespit edilmesi üzerine bu kaynağı belirsiz gizemli yayınların gizli istihbarat amaçları için oluşturulmuş satı istasyonları tarafından yayınlandığı ve yayının ulaştığı ülkede bulunan istihbarat ajanlarına şifreli bilgiler iletildiği iddia edilmiştir. Bu yayınlar bazen yaşlı erkek ya da çocuk sesleriyle de yapılmaktadır. Rastgele anlamsız sayıların okunması şeklinde olup çeşitli dillerde yapılan yayınlar tespit edilmiştir. Ayrıca bu sayı istasyonlarının yayınlarının bazı zaman Morse alfabesi şeklinde yapıldığı tespit edilmiştir. Sayı istasyonları, kısaca kaynağı tam olarak tespit edilemeyen kısa dalga radyo yayınlarına verilen isimdir. Bu gizemli yayınların anlamsız sayıları okuması sebebiyle esrar perdesi aralanamayan bir gizem olarak üzerindeki tartışmalar sürmektedir. Sayı istasyonları 1. Dünya Savaşı'ndan itibaren varlığını sürdüren yayınlar olup, oyun tasarımcıları, komple teorisyenleri ve film yapımcılarının ilgisini çekmişlerdir. Özellikle internet dünyasında bu gizemli ve ürpertici olarak tanımlanan kaynağı belirsiz radyo yayınlarının gerçekte tam ne olduğuna dair az bir açıklama bulunmakta olup, net olarak ne işe yaradıkları ve amaçları belirsizdir. Günümüzde bazı amatör araştırmacılar sayı istasyonları tarafından yayınlanan şifreli yayınları internet ortamında paylaşmaktadırlar. İlk olarak Jules César'ın kullandığı bilinen kriptoloji, yani gizli haberleşme bilimi, özellikle son 100 yıldır aktif olarak kullanılmaktadır. 1914 yılında ilk defa radyo yayınları ile emirlerin kısa sürede iletilebilmesi sayesinde Almanlar Doğu Prusya'da ezici bir galibiyet almıştır. Kısa dalga sinyallerinin uzun mesafe yayın yapabildiğinin tespit edilmesinin ardından, ülkeler uzun mesafedeki ajanlarına yayın ve bilgi ulaştırmak için kullanmaya başlamışlardır. Her ne kadar bazı komple teorisyenlerinin sayı istasyonlarını uzaylıların kullandığını ve dünyaya mesaj yolladığını iddia etse de, sayı istasyonları aracılığı ile şifreli bilgilerin başka ülkelerde bulunan ajanlarla iletişim amaçlı kullanıldığı düşünülmektedir. Ancak sayı istasyonlarının gerçeğe taşındığı ilk vaka Küba ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanmıştır. Atencion isimli Küba'dan yayın yapan numara istasyonunun Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan 5 Kübalı ajana şifreli bilgi aktardığının tespit edilmesi üzerine bu kişiler yakalanmış ve evlerinde yapılan aramalarda şifreleri çözmeye yarayan bilgisayar ve vericiler bulunmuştur. Atencion, 1995 yılında hakkında dava açılmış ilk sayı istasyonu olarak tarihe geçmiştir. Ayrıca 2013 yılında Almanya'da bir çift Rusya adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle işlem görmüş, yapılan operasyonda bu çift kısa dalgadan mesaj alırken yakalanmışlardır. Gizemli sayı istasyonları popüler kültür ve oyunlara da konu olmuştur. Lost, Fringe gibi popüler dizilerde işlenen sayı istasyonları, PC oyunlarında da adı geçen bir konu olmuştur. Sayı istasyonlarının internet çağının yaşandığı günümüzde hala kullanılıp kullanılmadığı bilinmemektedir. Özellikle 2000'li yıllara kadar yoğun olarak kullanıldığı iddia edilse de, internet gibi devasa bir dünya üzeri iletişim olanağı varken hala sayı istasyonlarının varlığı ve etkisi düşündürücüdür.